Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber artan Apple ürünlerinin fiyatlarından bahsedeceğiz. iPhone modellerine her geçen gün yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Yani artık 2-3 haftada bir, hatta daha da sık zamlar gelmeye başladı. Bununla beraber diğer Apple ürünlerine de zam gelmeye devam ediyor. Peki bu gidiş nereye kadar sürecek? Yani iPhone zaten ulaşılabilir telefon değil de artık iPhone almak ne kadar zor hale geldi? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz bir güncel fiyatlara bakalım. Tabii ki bu videolar yayınlandığı tarihte belki yine zam gelir. Ama biz bu videoyu çektiğimiz tarihlerde olan modeller için sizlerden bahsedelim. iPhone 14 modelinin başlangıç fiyatı şu anda 47.499 TL'lik bir fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Plus modeli ise 52.499 TL'den satışa sunuluyor. Yani şu anda eğer ben bu yıl satışa sunulan bir iPhone almak istiyorum, yani bir iPhone 14 modeli almak istiyorum diyorsanız ve seriye ait en ucuz modeli, baz model olarak adlandırılan iPhone 14 almak isterseniz 47.500 TL'lik bir fiyat etiketi bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu da ortalama olarak asgari ücretle yemeden içmeden 4-5 ay çalışarak iPhone alabileceğimiz anlamına geliyor. Tabii ki bu da baz model olacak dediğimiz gibi. Serinin Pro ve Pro Max modellerine baktığımız zaman ise iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatının 61.499 TL'lik bir fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse 100 bine yaklaşıyor. iPhone 14 Pro Max'e geldiğimizde ise bu fiyat 66 bin TL'ye kadar yükseliyor arkadaşlar. Tabi bunu 1 TB'a yükselttiğimiz zaman 86-87 bin TL'lere kadar çıkıyor. Yani neredeyse 100 bin TL bir iPhone 14 almak mümkün hale geliyor. Apple'da satılan en ucuz iPhone serisi modeli ise iPhone 12, o da 35.999 TL'lik bir fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Yani iPhone 12 serisinin de fiyatı yine 35-40 bin TL'lere kadar uçtu. Peki iPhone kullanmak isteyenler nasıl alabilecekler? Kullanıcıların genellikle iPhone SE serisini tercih ettiğini biliyoruz. Yani iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 gibi modellere ulaşamayanlar Apple'ın 2 yılda bir tanıttığı iPhone SE modellerini tercih edebiliyorlar. Bunlar biraz daha ucuz oluyor fakat özellik olarak da biraz düşük oluyor. Ama arka tarafındaki elma logosunu görmek istiyorsanız iPhone SE modeli de alabilirsiniz. Bazı kaynaklara göre önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen iPhone SE modeli bir süreliğine tozlu raflara kaldırılmış olabilir. Hatta 2025 yılını işaret edenler var. Normalde 2024 yılında tanıtılması bekleniyordu yeni iPhone SE'nin. Fakat 2024 yılında beklendiği gibi olmayabilir. Yani iPhone SE'nin yeni modelinin 2025'e ertelenmiş olma ihtimali var. Bu da demek oluyor ki artık uygun fiyatlı iPhone almak, en azından Apple Türkiye garantili olarak uygun fiyatlı bir iPhone modeli almak ne yazık ki şu anlık pek de mümkün değil. Peki iPhone kullanmak isteyenler ne yapıyor arkadaşlar? iPhone SE'ye de ulaşamadıkları için genellikle yurt dışından getirilen cihazları tercih ediyorlar. Fakat yurt dışı cihazlarında da birçok dezavantaj bulunuyor. Yani tabii ki ucuz almak gibi bir avantajı da var. Fakat ucuz almanın yanı sıra birçok dezavantaj da bizleri karşılıyor. Nedir bunlar? İlk olarak telefonun kayıtlı olmaması tabii ki. Kayıtlı olmadığı için telefonunuzu aldıktan 4 ay gibi bir süre sonra hattınız kapanacak. Tabii ki kullanıcılar şöyle yapıyor. eSIM'i kullanarak bir 4 ay daha kullanıyor. O 4 ayı da kullandıkları zaman ediyor bize 8 ay ve bu 8 aydan sonra ise telefonunu kayıt ettirebiliyorlar. Ama bunu yurt dışına ve pasaport üstüne kaydetmek gerekiyor. Tabii ki kimlikle gidilen ülkelerde de kimliğin üzerine kayıt etmek mümkün. Fakat bu kayıt işlemini yaptığımız zaman da 3 yıl boyunca telefonu satamıyoruz arkadaşlar. Ve yalnızca kayıt ettirilen kimliğin üzerine sahip olunan bir hat takılması gerekiyor. Örneğin ben Ahmet diye bir arkadaşımın üzerine kaydettim. Fakat o arkadaşım o telefonu bana verse dahi Ahmet'in üstüne olan bir hat kullanmam gerekiyor o telefonda. Bu da çok uğraştırıcı bir süreç. Şöyle yapanlar da var arkadaşlar. Örneğin şu anda mesela Temmuz ayındayız. Telefonu aldı mesela 4 ay kullandı. Diğer hatta da geçti. Yine 4 ay kullandı. Sonra yıl atladığı için o 4 ay dediğimiz döngü tekrarlanıyor. Yani BTK'nın yurt dışından gelen turistler, yabancı uyruklu insanlar için 4 ay artı 4 ay bir hak tanıyor arkadaşlar. 2 simli bir telefon olduğu için birincisi ilk sim kartında, ikincisi de eSIM girişinde olmak üzere kullanıcılara 8 aylık bir kullanım ömrü sunuluyor ve yıl atlayınca da bu 8 ay tekrarlanıyor. Eğer diyorsanız ki ben Apple ürünlerini sıklıkla değiştiriyorum. Yani iPhone 14 aldım ama yakında hemen iPhone 15 alabilirim, iPhone 16 alabilirim. Her yıl üzerine 5-10 bin lira koyarak, belki de 20 bin lira koyarak yeni iPhone'lara ulaşabilirim diyor.
diyorsanız ya da daha sonra kaydettirim diyorsanız 4 artı 4 ay şeklinde kullanmak mantıklı. Ama tabii ki dezavantajları kayıtsız olmakla bitmiyor arkadaşlar. Bu sefer de tabii ki de garanti sorunları ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'de yurt dışından gelen telefonunuzla herhangi bir sorun yaşadığınız zaman Türkiye'deki resmi Apple servisleri bu telefonlara bakmıyor. Yurt dışına geri göndermeniz gerekiyor. Yani garanti kapsamında olan bir sorun olsun, olmayan bir sorun olsun, telefoncu gezmeniz gerekiyor. Piyasada da zaten sosyal medyada da görüyoruz. En ufak bir ekran değişiminde bile içindeki parçaları değiştiren akıllı telefon servisleri diye dolaşan insanlar var. Yani güvenilir telefoncu, güvenilir telefon servisi bulmak da zor. Bu yüzden garantinin olmaması küçük bir sorun olarak görülmemeli arkadaşlar. Yani telefon yeni çıktığı için kronik sorunlar olabilir ve bunlar hep garanti kapsamında normalde. Bu yüzden yurt dışından telefon alımını asla önermiyoruz. Ama yurt dışında gönderebileceğiniz resmi teknik servis varsa, orada bir tanıdığınız varsa tabii ki yurt dışından getirmek daha mantıklı olacaktır. Bunun yanı sıra 6000 TL'lik bir kayıt ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu kayıt ücretini de ödediğiniz zaman yine her halükarda Türkiye fiyatlarından daha da ucuza geliyor. Ama yurt dışından getirilen telefonlara gelen bu kayıt ücretine büyük bir oranda da zam gelmesi bekleniyor. O yüzden eğer yurt dışından gelen bir Apple alacaksanız acele etmeniz gerekiyor. Çünkü bu kayıt ücretleri de artacak. Yani yine Gürcistan kapılarında Türklerin ne yazık ki sıra beklediğini, kayıt ettirmek için sıra beklediklerini göreceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde Apple fiyatları ne kadar artar bilmiyoruz ama her türlü bütün telefonlara zam gelecek düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni videolar ile karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.